Saadet Partisi Meclis Grup toplantısı vardı. Bu toplantıda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuştu. Gündeme ekonomi oldu. Türkiye şu anda dünyada faiz uygulamasında dördüncü. Hani NASS'a dayalı olarak faizle mücadele ettiğini söyleyen bir iktidar döneminde dünyada en yüksek faiz ödenen dördüncü ülke biziz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Meclis Grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, iktidarın ekonomi politikasını kayyum yönetimine benzetti. Hemen hemen her eve faizi sokan kur korumalı mevduatla hala gurur duyuyor musunuz? Hemen hemen her aileyi ahlaki çöküntüye kadar götüren enflasyon oranlarıyla gurur duyuyor musunuz? Ama nedir akılcı politikalar dedikleri biliyor musunuz? Bir kayyum yönetimidir ekonomide. Artık geri ödenemeyen borçların geri ödenemesini sağlamak üzere halkın tepesine binmek, cüzdanla ortak olmak, rızkını, aşını çalmak üzere kurulan bir düzen. Suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlara destek veren Davutoğlu, Bahçeli'ye seslendi. Çetelere karşı kim mücadele verirse onun yanındayız. Dün Sayın Bahçeli bu kürsülerde yaptığı konuşmada diyor ki, eski İçişleri Bakanı ile yeni İçişleri Bakanı arasına kimse fitne koymasın, fitne sokmasın. Sayın Bahçeli, aynaya bakın. Eğer korkunuz İç Sinan Ateş'in cinayetine kadar gelmek ise oraya da gelecek, hiç merak etmeyin. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da anayasa değişikliği teklifine ilişkin konuştu. Gündemlerinde siz Cumhurbaşkanı'nın açlık olduğuna dair hiç bugüne kadar bir kanaate geldiniz mi? Bunun üstünü örtebilmek için 21 yıldır delik deşik olan anayasayı gelin yeniden yapalım diyor. İhtilal anayasası kalmadı ya ortada. Sizin getirdiğiniz bir çok değişiklikle yamalı bohçaya döndü zaten. Şimdi bunu düzeltmek için hadi bakalım gerçekleri örtelim. Sadece anayasa maddelerini konuşalım ama milletin derdini dert edinmeden meseleleri gündeme getirelim diyorlar. Bizim de buna karnımız tok. Böyle bir şeye rıza göstermeyiz.